yormam olur değil mi? İnşallah. Bir ağzını açalım. Buyur. Evet, damak tamiri yaptım. O damak da takip edeceğim. Evet. Bir hafta sonra tekrar geleceksin. Öyle mi? Delik falan kaldı mı? Ona bakacağız çünkü oradan protezler girmiş. Eğer hocam inanın, evvel Allah sınası ona nasıl vurunca, birini çizsin, çizsin, çeker. Hiç bir anda, yani bir anda yani sıkıntımız yok. Şimdi taburcu edeceğiz. Bir hafta sonra bana kontrole geldi. Sen hemen taburcu edersin. Oradan bakarız. Hocam ben de düşünüyorum. 62 yaşındayım. Mesleğim demir doğrama, yani kaynakçıdır. 45-50 senedir yapıyorum bu işi. Olay kendi bahçemde spiyaldaşa, spiyaldaşın ağzı değil de ağız yasam bıçaklar var. Onu takmıştım. Çok az bir işim kalmıştı. Bir 5-10 gündür yapıyordum. Ağız kesiyordum. Son günü dişledim, bitirip. Bir 10 dakikalık ihmaçarlık. İnsanlara nasıl güvenirsen ise yarı yolda koyar ya. Makine de bizi yarı yolda güvendik kendimize. Koruyucu var, yok değil. Spiyaldaşın ağzına koruyucu var. Takmam gerekiyordu, takmadık. Daha doğrusu kısa yoldan gidelim dedik. O da bizi yarı yolda koydu. Bugüne kadar çok şükür hamdolsun en az bir ufacık kaza bile geçirmemiştim. Ömrümde 60 senede bir hata yaptım, az daha hayatımdan oluyordum. Dişimde alt protezim alt dişini çıkartmıştım. Üsttekilerine devam ediyordum. Onları da değiştirmeyi düşünüyordum. Onlar biraz daha sert, yani şey değil, kemikten değil. Ona nasıl diş vurunca tamamıma yapıştırmış. O kurtardı. Yoksa makine beni şöyle şuradan içerdi. O dişlerimi almasaydı belki de hayatta olmayabilirdim ben. Hocamız herhalde bildiğim kadarıyla tatil ediyormuş, Gümüşhane'den geri dönmüşlermiş. Beni 10 günde hayata, bak 10 günde ayağa kaldırdılar. Bakalım bir kişilerin nasıl? Evet, şimdi bir ağzı açacağız. Belki de daha pansuman koyacağız. Çok güzel. Göz konsültasyonu da yapalım. Açın ağzını. Gördüm. Açık dur. Hasta hafta sonu bir iş kazasıyla geldi. Son zamanlarda oldukça fazla gelen bir kaza. Spiralin kaçmasıyla yüzüne, alt çene, üst çene, burun yan kenarı ve göze kadar giden geniş, üst çene ve alt çene ikiye ayıran bir kazayla geldi. Çok ciddi kanaması vardı, çok ciddi kan kaybı vardı. Ve hastanın ağzındaki protezler de bu spiralin etkisiyle hem koruyucu olmuş hem de bu protezleri de kafa tabanına kadar götürmüş bu cihaz ve çok ciddi kanamayla geldi. Acil birkaç saat içerisinde hazırlık yapılıp ameliyata girilerek alt çenesi, üst çenesi tamir edildi. Yumuşak dokular, kesiler tamir edildi. Hem bizim hem de göz servisinin ameliyatı 7 saat sürdü. Şu anda herhangi bir kaybı, diş kaybı dahi yok. Fakat tamirleri gerçekleştirildi. Çenesinin ortadan kesilmesi neticesinde midana gelen kırıklar tamir edildi. Dikişlerini aldık. Hastayla bundan sonra bir şeyimiz yok. Eksik olan protezler tekrar yeniden yapılacak. Hayatına devam edecek. Bundan sonra sağlıkla ilgili problemi olmaz. Fakat tabii hem kendisi hem de etrafına belki çok faydalı olacağı bir süreç başladı. Çünkü bu son birkaç ay içerisinde bu iş kazası, özellikle spiral kazaları, spiral kaçması nedeniyle bu dördüncü vaka, yüz kesileri, çene kesileri, 3-4 ay içinde, 2-3 ay içinde bu dördüncü vaka, hepsi de spiral kullanırken spiralin güvenlik muhafazasını çıkarıyorlar ve bir şekilde spiral taşı yüzünü kesebiliyor. Hastamızın şu şekilde şansı var, gözünde görme kaybı olmadı. Göz kapakları etkilendi fakat gözünde bir körlük, görme kaybı olmadı. Hastanın kendi şahsında değil de etrafına bir şey vermesi lazım. Kamu spotu mu diyeyim, ne diyeyim. Yani mutlaka bu özellikle ustalar diyorum bakın. Yani normal halktan gelmiyor, ustalardan geliyor bu. Yani bu işi bilen insanlardan. Çok kendine güveniyor insanlar. Yani bu işi çok iyi yapıyorlar. Bu güven biraz daha iş güvenliğini azaltıyor. İnsanlar muhafazayı, koruyucu tedbirleri biraz daha zayıflatarak bu halkayı
çalışırken işte bir şekilde spiral taşı kaçıyor. Bu dediğim şekilde neredeyse kopyalama yapılmış gibi 3 hasta da aynı bölgeden alt çene, üst çene ve göz içeren spiral kesileriyle geldi. Zaten ehli olmayan, bu konuda deneyimi olmayanların spiral taşını veya spirali eline almaması lazım. Alanların ise mutlaka o üretici firmaların öngördüğü, kanunların öngördüğü koruyucu muhafazayı mutlaka kullanmaları lazım.